İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2023 milletvekili seçimi için başvuruların sunulması devam ediyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Mama Hatun. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Genel Sekreter'in Berzor yolu boyunca hareket özgürlüğü çağrısına katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bütünsel şikayeti ve iddiaları Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Batı Ermenistan'da tedbir alınmazsa ortada bir Van Gölü kalmayacak. Harbert'in tarihi Surtgevork Manastırı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aleksandropol, Şuşi ve Tiflis'in ustaları tarafından yapılan yüksek değerli gümüş kemerler devlet kar amacı gütmeyen kuruluşun fonlarında. Daha önce duyurduğumuz gibi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te gerçekleşecek 3. dönem toplantısına ilişkin seçimlere katılmak için aday başvurularının sunulmasına başlandı. Sıradaki adayları sunuyoruz. Arman Grigoryan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 29. aday. Armen Haçatıryan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 30. aday. Armen Bedoyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 31. aday. Hıraç Yagan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 32. aday. Hovannes Davityan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 33. aday. Vrej Abedjan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 34. aday. Narine Sahakyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 35. aday. Karin Kasapyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 36. aday. Simon Gasparyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 37. aday. Murat Surenyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 38. aday. Sahak Mutafyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 39. aday. Aşot Harutyunyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 40. aday. Batı Ermenistan'ın Mama Hatun yerleşimi, Karin eyaletinin Karin ilçesinin bir parçası olan Tercan ilçe merkezidir. Orijinal kaynaklarda Mama Hatun bazen köy, bazen de kasaba olarak anılmaktadır. Temel olarak büyük bir köydü. Karin Yerzinka yolu üzerinde Batı Fırat Nehri'nin sol kolu olan Tercan Nehri üzerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1416 metredir. Neredeyse her yönden dağlarla korunmaktadır. Batı Ermenistan ile birlikte Mama Hatun da 16. yüzyılda Türk egemenliğine girdi. İki kez Rus ordusu tarafından Türk boyundurundan kurtarıldı. Biri 1877-1878 Rus-Türk Savaşı sırasında, ancak 1878 Berlin Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye verildi. Diğeri 1916 yılında kısa bir süre için neredeyse hiç Ermeni kalmamışken. 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosi sırasında tüm Ermeniler yerinden edildi. Takip eden 2 yıl içinde yerlerinden edilmiş 124 nüfuslu 20 Ermeni ailesi kendi memleketlerine döndü. Nüfusun ana mesleği tarımdı. Ermeni yaylalarının verimli ovalarından biri olarak kabul edilen ve aynı adı taşıyan ova, kentin çevresine yayılıyor. Mama Hatun'daki Ermenilerin 1. Dünya Savaşı'na kadar ayakta kalan ve işleyen kilisesi vardı. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında Mama Hatun'da birkaç düzine öğrencisi ve 2-3 öğretmeni olan bir Ermeni okulu mevcuttu.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önceki anlaşmalara uygun olarak gerilimi azaltma ve Berzor Koridoru boyunca hareket özgürlüğü ve güvenliği sağlama çağrısına katılıyor. Bu durum fon tarafından yapılan açıklamada belirtiliyor. Açıklamada şöyle deniyor: bu kadınlar ve kızlar, gençler, engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere etkilenen mağdur halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için büyük öneme sahiptir. Koridorda hareket özgürlüğü ve güvenlik, temel cinsel sağlık ve üreme ve hizmetlerine sürekli erişimi sağlamak ve kadınların güvenli bir şekilde doğum yapabilmelerini sağlamak için hayati önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kadın ve kızların yanı sıra nüfusun diğer savunmasız kesimlerinin temel ihtiyaç ve hizmetlere erişebilmesi için insani ilkelere uygun olarak tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. 24 Ocak'ta Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda Berzor Koridoru'nun kapatılması ve bunun insani sonuçları hakkında özel bir tartışma düzenlendi. Armenpress'in haberine göre tartışmalar sırasında İngiltere-Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Tim Lafton, geçen yıl Ermenistan Cumhuriyeti'ne gittiğini ve orada neler olduğunu gördüğünü söyledi. Lafton, mevcut durum 9 Kasım 2020'deki duyurusu hükümlerinin ağır bir ihlalidir. Geçen yıl Eylül ayında Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına saldırdı. Artsakh Dağlı Karabağ her zaman bütünsel Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Azerbaycan Ermeni toprakları olan Hadrut ve Şuşi'yi işgal etti. Savaş esirleri henüz iade edilmedi. Ermeni esirlere karşı yargısız infazlar yaptılar. Artsakh Ermenilerini Artsakh'ı terk etmeye çağırıyorlardı. Berzor Koridoru'nun kapatılmasına Bozkurtların temsilcileri katıldı diye belirtti. Demokratik Birlikçi Parti temsilcisi James Shannon, Berzor Koridoru'nun kapatılmasının felaket olduğunu, 120 bin Hristiyan Ermeni'nin abluka altında olduğunu, doğal gaz, elektrik, gıda, ilaç bulunmadığını vurguladı. Ona göre Genocide Watch durumu etnik temizlik olarak görüyor. Azerbaycan Ermeni mirasını yok ediyor. İngiltere hükümeti Hristiyan Ermenileri korumak için hangi adımları atıyor? Rus barış güçleri Berzor Koridoru'nun açılmasını sağlayamıyor. Azerbaycan yasa dışı olarak Avrupa'ya Rus doğalgazını ihraç ediyor. 23 Ocak'ta yaklaşık bir yıllık hazırlık çalışmalarının ardından Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi Yehişe Giragosyan, Ermenistan Cumhuriyeti adına Uluslararası Adalet Divanı'na Ermenistan Cumhuriyeti'nin her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme kapsamında Azerbaycan'a karşı bütünsel şikayetini ve iddialarını sundu. Bu talepler genel olarak Azerbaycan'ın etnik Ermenilere ve Ermeniliğe karşı 10 yıllardır uyguladığı nefret ve ayrımcı muamelenin neden olduğu ihlallerin kaydedilmesine ve ondan kaynaklanan zararların tazminine ilişkindir. Daha önce 16 Eylül 2021'de Ermenistan Cumhuriyeti her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Azerbaycan'a şikayette bulundu. Mahkeme eksiksiz tüm şikayetin ve delillerin sunulması için 23 Ocak 2023 tarihini belirlemişti. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ merkeze bağlı Hulvang köyünde bulunan 6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve etrafı tel örgülerle çevrilerek yıllardır bakımsızlığa terk edilen tarihi Surtkevork Ermeni Manastırı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Manastırın olduğu alanda Harbert Elazığ Belediyesi'nin astığı tabelalarda bu alan 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu uyarınca Elazığ Belediyesi tarafından koruma altına alınmıştır yazısı yazılıyor. Ancak Harbert Elazığ Belediyesi'nin yaptığı tek şey ise manastırın etrafını tel örgülerle çevirerek yıllardır bakımsızlığa terk edip bir topluma ait toplumsal yapının daha yok olmasını izlemek. Antik çağlardan günümüze giyimin önemli bir parçası olan kemer, Ermeni halkının yaşamında yaygın olarak kullanılmış ve önemli olmuştur. Örneğin kırmızı kemer yalnızca evli kadınlar kullanırdı. Erkekler için kemer aynı zamanda bir güç gösterisiydi. Ermenistan'ın farklı bölgelerine ait elbise kemerleri, karakteristik tekniği, toka şekli süslemeleri ile ayırt edilir.
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Aleksandropol, Şuşi, Tiflis ustaları tarafından yapılan gümüş kemerler Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Tarihi Kültürler, Rezerv Müzeler ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti adlı devlet karamacı gütmeyen kuruluşun etnografya fonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Aleksandropol usulü elbise kemeri deri bir şerit üzerine geçirilen içi boş gümüş işlemeli tokalardan yapılmış kalın kemerlerdir. Tokaları eğer şeklindedir. Gümüş kemerlerin üzerinde ustaların yapılış tarihini belirleyen mühürleri vardır. Devlet kar amacı gütmeyen kuruluşun fonlarında saklanan gümüş kemerler hazırlanma şekli, süslemeler ve tokanın şekliyle ifade edilen kendi özelliklerine sahiptir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size aranjörlüğünü Haçadur Avedisyan'ın yaptığı ve Ofelia Hamparsumyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yes Silitsi adlı eseri sunuyoruz. Yes. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.